İkinci Bölüm Mavnacılar Yabancı 1875 yılının Şubat ayının dördüncü günüydü. O yıl kış çok soğuk olmuştu. Gilmerton dağlarının etekleri karla kaplıydı. Kar küreme araçları demir yolunu açık tutmayı başarmışlardı. Stagville'den başlayıp Marton'a uzanan kömür madenlerini, demir atölyelerini ve etraflarında kurulmuş küçük yerleşimleri birbirine bağlayan tren, Vermisa'ya doğru yavaşça yol alıyordu. Vermisa Vadisi'nden sonra raylar Bartons Crossing'den Helmdale'den geçiyor ve bir tarım eyaleti olan Merton'da son buluyordu. Tek hatlı bir demir yoluydu ve istasyonların hepsinde kömür ve işlenmemiş demir ile dolu kamyonlar görmek mümkündü. Bu gizli servet Amerika Birleşik Devletleri'nin en ücra köşelerinden birine kalabalık bir nüfus getirmiş ve canlı bir hayat yaratmıştı. Hem de ne ücra, Amerika'ya ilk yerleşenler bile buldukları kırların, otlakların ve akarsuların bu siyah kayalıklarla dolu ve karmaşık ormanlarla kaplı yer karşısında değersiz kalacağını düşünmemiştir. Karanlık ve geçit vermeyen ormanların üstünde dağların yüksek zirveleri karlarla kaplıydı. Dağların dik kayalıkları merkezlerinde uzun, dönemeçli vadiler yaratıyordu. İşte küçük tren bunlardan birine yavaşça tırmanıyordu. Yolcu vagonundaki gaz lambaları henüz yakılmıştı. Bu boş, uzun vagonda 20 ya da 30 kişi oturuyordu. Yolcuların büyük bir kısmı vadinin alçak kısımlarında çalışan, işlerinden dönen işçilerdi. En az bir düzünesi yüzlerindeki kir ve ellerindeki lambalardan anlaşıldığı üzere madenciydi. Madenciler grup halinde oturmuş, sigara içiyor ve sessizce sohbet ediyorlardı. Arada sırada üniformalarından polis oldukları anlaşılan iki adama göz ucuyla bakıyorlardı. Birkaç kadın işçi, bir iki tane de dükkan sahibi yolcuların geri kalanını oluşturuyordu. Yalnızca köşede tek başına oturan bir adam bunların dışındaydı. Bizi ilgilendiren de bu adam. Ona iyice bir bakın çünkü bunu hak ediyor. Temiz yüzlü, orta boylu genç bir adam. Büyük ihtimalle otuzlarına yakın. Büyük kurnaz gri gözleri gözlüklerin arkasından etrafındaki insanları inceliyor. Sosyal ve büyük ihtimalle basit yaratılışlı bir adam. Herkese arkadaşça yaklaşıyor. Ona bakan herkes girişken, konuşkan bir insan olduğunu anlayabilir. Güler yüzlü ve zeki bir insan olduğu açık. Fakat onu daha yakından tanıyan birisi sıkı çenesinden ve dudaklarının sıkıca kapalı olmasından derinlerde güler yüzlülük ve konuşkanlıktan çok daha fazlası olduğunu anlayabilir. Bu kumral, hoş İrlandalı genç girdiği her toplulukta iyi ya da kötü bir iz bırakabilir. En yakınındaki madenciye birkaç çekingen soru yönelttikten ve ters cevaplar aldıktan sonra konuşmayıp camdan dışarıyı izlemeye karar vermişti. İç açıcı bir manzara değildi. Yavaşça çöken karanlığın içinde yanan kömür ocaklarının kırmızı parıltısı görülebiliyordu. Dağların etrafı kömür kırıntıları ve küllerle doluydu. Üzerinde ise maden ocakları görülebiliyordu. Orada burada gruplaşan kaba ahşap evler tüm alana yayılmıştı ve istasyonlar buralarda yaşayan insanlarla doluydu. Vermisa'nın demir ve kömür madenleri kültürlü ya da sosyetik insanlar için uygun bir yer değildi. Her yerde hayatta kalma savaşının, yapılan kaba işlerin ve bu işleri yapan kaba işçilerin izlerini görmek mümkündü. Genç gezgin bu kasvetli manzaraya yüzünde iğrenmeyle karışık bir merakla baktı. Manzaranın kendisine yabancı olduğu belliydi. Arada sırada cebinden uzun bir mektup çıkarıp tekrar okuyor ya da bir şeyler not alıyordu. Bir kere de belinden böyle hoş bir adamın taşımasını kimsenin beklemeyeceği bir şey çıkardı. En büyüğünden bir donanma altı patları. Silahı çevirdiğinde namlunun kenarındaki bronz parıltılar silahın dolu olduğunu gösteriyordu. Tabancayı hızlıca aldığı yere geri koydu. Fakat bitişiğinde oturan adam bunu çoktan görmüştü. ''Selam ahbap'' dedi. Çatışmaya hazır gibisin. Genç adam utanarak gülümsedi. Evet, dedi. Geldiğim yerde bazen ihtiyacımız oluyordu. Neresiymiş orası? Chicago'dan son trene bindim. Buralara yabancı mısın? Evet. Ona buralarda da ihtiyacın olabilir, dedi işçi. Ah, öyle mi? Genç adam meraklanmıştı. Buralarda olanları hiç duymadın mı? Hayır, ters bir şey duymadım. Ülkedeki herkes biliyor sanıyordum. Yakında duyarsın. Neden buraya geldin? Burada iş arayanlara iş olduğunu duydum. Sendika üyesi misin? Evet. O zaman iş bulursun. Tanıdıkların var mı? Henüz yok ama bulmak için yöntemlerim var. Nasıl yani? Hür Adam Tarikatı'nın bir üyesiyim. Locamızın olmadığı kasaba yok ve nerede locamız varsa orada tanıdıklarım var demektir. Söyledikleri işçinin üzerinde büyük etki yaratmıştı. Gizlice etrafına baktı. Diğer madenciler hala kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Polis memurları uyukluyorlardı. Yerinden kalktı. Genç gezginin yanına oturdu ve elini uzattı. ''Ver elini.'' dedi. İkisi de birbirinin elini sıktı. ''Doğruyu söylüyorsun.'' dedi işçi. ''Yine de emin olmak istiyorum.'' Sağ elini sağ kaşına kaldırdı. Genç gezgin ise hemen sol elini sol kaşına kaldırdı. ''Karanlık geceler çok iç karartıcı.'' dedi işçi. ''Evet, seyahat eden yabancılar için.'' diye cevapladı diğeri. Bu kadarı yeterli. Ben kardeş Scanlan, Loja 341, Vermisa Vadisi. Tanıştığımıza memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben kardeş John McMurdo, Loja 29, Chicago. Üstad J.H. Scott. Şanslıyım ki bir üyeyle bu kadar çabuk tanıştım. Burada çok kalabalığız. Amerika'da Vermisa Vadisi'nden daha hızlı gelişen bir loja yok. Ama senin gibi gençler locaya hayat katar. Sendika üyesi dinç bir adamın Chicago'da iş bulamamasını anlayamadım doğrusu. Çok iş buldum dedi Mekmurdo. O zaman neden buraya geldin? Mekmurdo kafasıyla polisleri işaret etti ve güldü. Şu ikisi bunu bilmeyi çok isterdi, dedi. Scanlan samimiyetle iş çekti. Tehlikede misin? diye fısıldadı. Gırtlağıma kadar. Temizlik işi mi? O kadarla kalsa iyi. Cinayet değildir. Böyle şeyleri konuşmak için daha erken, dedi Mekmurdo. Söylenmesi gerekenden fazla söylemiş bir havayla. Chicago'dan ayrılmak için iyi bir nedenim vardı. Bundan fazlası seni ilgilendirmez. Kim oluyorsun da yaptıklarımı sorguluyorsun? Gri gözleri gözlük camlarının arkasından ani bir sinirle parladı. Tamam, seni kızdırmak istemedim. Ne yapmış olursan ol, bizimkiler seni aralarına kabul edeceklerdir. Peki nereye gidiyorsun? Vermişse. Üçüncü durak. Nerede kalacaksın? McMurdo cebinden bir zarf çıkardı ve gaz lambasına yaklaştırdı. Adresi bu. Sheridan Sokağı, Jacob Shafter. Chicago'da bir arkadaşım tarafından önerilen bir pansiyon. Bilmiyorum, Vermisa'da yaşamıyorum. Hobson Peş'te oturuyorum ve bu durakta inmem gerekli. Fakat gitmeden önce sana bir tavsiye vereyim. Eğer başın beladaysa sendika binasına gidip McGinty'yi gör. Vermisa locası üstadı odur ve bu çevrede o istemeden hiçbir şey olmaz. Görüşürüz ahbap, belki yakında locada tekrar buluşuruz. Tavsiyemi dinle, başın beladaysa McGinty'ye git.'' Skenlon trenden indi ve McMurdo bir kez daha düşünceleriyle yalnız kaldı. Karanlık çökmüştü ve kömür ocaklarının ateşleri karanlık içinde dans ediyordu. Işıkları önünde karanlık figürler sonsuz bir çınlamanın ritmiyle eğiliyor, kalkıyor, dönüyor ve yürüyordu. "Sanırım cehennem böyle bir yer," dedi bir ses. McMurdo döndü ve polislerden birinin uyandığını ve camdan dışarı baktığını gördü. "Bana sorarsan," dedi diğer polis, Cehennem buradan daha iyidir. Aşağıdakilerden kötü iblisler varsa şaşırırım. Buralarda yenisin değil mi genç adam? Öyleysem ne olmuş? McMurdo ters bir tonla cevapladı. Arkadaşlarınızı seçerken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sizin yerinizde olsam Mike Scanlon ve arkadaşlarıyla yakınlaşmazdım. Arkadaşlarımın kim olduğundan size ne? McMurdo'nun bağırışı tüm yolcuların dikkatini üstüne çekmişti. Sizden tavsiye istedim mi? Yoksa sizin tavsiyeniz olmadan hareket edemeyecek bir enayiye mi benziyorum? Sizinle muhatap olmadan benimle konuşamazsınız ve tanrı şahidim ki sizinle muhatap olmamı bekliyorsanız çok beklersiniz. Hırlayan bir köpek gibi yüzünü polislere doğru ileri attı. Bu iyi niyetli iki polis sohbet girişimlerinin böylesine ani ve şiddetli bir şekilde reddedilmesine şok olmuşlardı. ''Üzerine alınma yabancı'' dedi birisi. ''Senin iyiliğini düşünüyoruz. Buralarda yeni olduğun belli.'' Burada yabancı olabilirim ama sizin gibilere yabancı değilim, mekmurdu hiddetle bağırdı. Her yerde aynısınız. Kimse istemiyorken nasihat yağdırıyorsunuz. Çok geçmeden tekrar görüşebiliriz, dedi polislerden birisi sırıtarak. Bana sorarsan tam bizim ilgileneceğimiz bir tipsin. Ben de öyle düşünüyorum, dedi diğeri. Yakında görüşebiliriz. Sizden korkmuyorum, sakın tersini düşünmeyin, diye bağırdı mekmurdu. Adım Jack McMurdo. Beni ararsanız Vermisa, Sheridan sokağındaki Jacob Shafter'ın pansiyonunda kalıyorum. Korkuyormuşum değil mi? Ne olursa olsun sizin gibilerden asla korkmam. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Madenciler kendi aralarında bu yabancının cesur davranışı hakkında hayranlıkla konuşmaya başladılar. Polisler ise omuzlarını silkip kendi aralarında sohbet etmeye devam ettiler. Birkaç dakika sonra tren Loş istasyonunda durdu ve büyük çoğunluk indi. Vermisa hattaki en büyük kasabalardan biriydi. McMurdo deri el bagajını aldı ve yola koyulmak üzereydi ki madencilerden birisi onu durdurdu. Vay be ahbap polislerle nasıl konuşulacağını iyi biliyorsun dedi hayranlıkla. İyi söyledin gel sana yolu göstereyim. Evime giderken şaftarın önünden geçiyorum. Platformda tüm madenciler birbirlerine koro halinde iyi akşamlar diyorlardı. Kavgacı McMurdo da daha platforma ayak basmadan ünlü olmuştu. Tüm eyalet kasvetliydi fakat kasabanın kendisi daha da iç karartıcıydı. Vadinin sonundaki dev ocakların ve bacalardan süzülen dumanların kasvetli bir görüntüsü vardı. Sanayinin ilerleyişinin kanıtı olan korkunç kazılar ganimetlerini dökecek yer arıyorlardı. Kasabanın çok çirkin ve sefil bir görüntüsü vardı. Sokaktaki trafik sanki paslanmış demirden ve çamurdan oluşmuş bir macun gibiydi. Kaldırımlar dar ve çıkıntılıydı. Sokak lambalarının aydınlattığı ahşap evler kirli ve kabaydı. Merkeze yaklaştıkça bu çirkin görüntünün yerini ışıklı dükkanlar, meyhaneler ve işçilerin bol ama güç kazanılmış paralarını harcadıkları kumarhaneler aldı. ''Sendika binası burası'' dedi işçi ve neredeyse bir otel gibi duran meyhaneyi gösterdi. Sahibi Jack McGinty. ''Nasıl bir adam?'' McMurdo sordu. ''Ne adını hiç duymadın mı?'' Buraya yabancı olduğumu biliyorsun. Adını nasıl duymuş olabilirim? Ülkedeki herkes onu tanıyor sanıyordum. Birçok kez gazetelere çıktı. Neden? İşte, dedi madenci sesini alçaltarak. İşleriyle ilgili. Ne işi? İnanmıyorum. Üstünüze alınmayın bayım ama biraz tuhafsınız. Burada duyacağınız tek iş mavnacıların işidir. Evet, Chicago'dayken mavnacılar hakkında bir şeyler okumuştum. Bir tür katil çetesi değil mi? Sus, Tanrı aşkına. Madenci bağırdı. Etrafında korkuyla baktıktan sonra hayretle yanındakine döndü. Sokakta böyle şeyler söylersen çok uzun yaşamazsın. Birçok kişi bu yüzden linç edildi. Ne oldukları hakkında pek bir şey bilmiyorum. Ancak okuduğum kadarını biliyorum. Okudukların doğru değil demiyorum. Madenci konuşurken korkuyla etrafına bakındı. Sanki her an gölgelerden bir şey çıkabilirmiş gibi davranıyordu. Eğer öldürmek cinayetse Tanrı da biliyor ya katil oldukları doğru ama sakın Jack Mcginty'nin adını bu kelimelerle aynı cümlede kullanma. Her şeyi duyar ve hiçbir şeyi affetmez. İşte aradığın ev burası. Şu karşıdaki bina. Sahibi Jacob Shafter dürüst bir adamdır. Teşekkür ederim dedi McMurdo ve adamın elini sıktıktan sonra binaya yaklaşıp kapıyı çaldı. Kapı açıldığında beklediğinden çok farklı bir görüntüyle karşılaştı. Karşısında genç ve eşsiz güzellikte bir kadın duruyordu. Alman asıllı, sarışın saçlarıyla zıtlık oluşturan kara gözleriyle karşısındaki adamı inceliyordu. Ve yüzünde belli olan utangaçlık yanaklarının kızarmasına neden olmuştu. Mekmurdo hayatında daha güzel bir görüntü görmemişti. Kasabanın kasvetli havasıyla çok zıt bir görüntüydü. Kömür kalıntılarının üzerinde yetişmiş mor bir menekşe gibiydi. Bu görüntüye öylesine kapılmıştı ki ancak kadının sesini duyduğunda kendine gelebildi. Babam geldi sandım, dedi hafif bir Alman aksanıyla. Onu görmeye mi geldiniz? Şu anda evde değil, her an gelebilir. Mekmurdo belirgin bir hayranlıkla ona bakıyordu. Kadın utanarak gözlerini kaçırana kadar konuşamadı. Hayır hanımefendi, diyebildi en sonunda. Acelem yok, pansiyonunuzu bir arkadaşım önermişti. Bana uyuyacağınızı düşünüyordum, artık uyuyacağını biliyorum. Çabuk karar vermişsiniz, dedi kadın gülümseyerek. Kör olmayan herkes böyle yapardı, diye cevapladı diğeri. Kadın bu iltifatın üzerine güldü. İçeri gelin bayım, dedi. Ben E.T. Şaftır, Bay Shafter'ın kızıyım. Annem vefat etti, bu yüzden ev işlerini ben yapıyorum. Babam gelene kadar şöminenin başında oturabilirsiniz. Ah, işte geliyor. Şartları onunla konuşabilirsiniz. Yaşlı adam ağır ağır yürüyerek eve girdi. McMurdo birkaç cümleyle durumu anlattı. Adresi Chicago'da Murphy adında bir arkadaşından almıştı. Yabancı şartlar konusunda hiç sorun çıkarmadı. Hepsini anında kabul etti ve görünüşe göre zengindi. Haftada 7 dolar karşılığında kalacak yer ve yemek alacaktı. Bir haftayı da avans olarak verecekti. Böylece kanun kaçağı mekmurdu, şafter çatısının altında kalmaya başlamıştı. Bu olay, uzak bir ülkede sonlanacak olan karanlık olaylar zincirinin ilk halkasıydı.